Evet arkadaşlar. Arkanıza yaslandıysanız şöyle bir çalışma yapacağız. İlk önce bir navigasyon yapacağız. Hemen arkasından bir karoselimiz olacak. Yani imajları arka arkaya sıralandırdığımız bu arada karosel ne demek? Karosel aslında attı karınca demek. Sürekli olarak imajların döndüğü slider'a attı, kar, attı karınca veya da karosel söyleniyor. Onun dışında bir hakkımızda yazısı olsun ve yanında da bir görsel olsun. Aynı zamanda da burada 3 tane de kartımız olsun ve bu 3 tane kartı da yine aynı şekilde gösterebilelim. Süper. Bu çalışmayı bakalım bu steple birlikte nasıl yapacağız? Dediğim gibi arkanıza yaslanabilirsiniz ve sadece izleyebilirsiniz. Bakalım biz bu çalışmayı ne kadar zamanda yapabiliyoruz onunla ne alakalı. Ve hem de biraz da ben nasıl yemek pişiriyorum bunu da görmüş olacaksınız. Peki geldim. Documentation kısmına tıkladıktan sonra Burada Bootstrap ile birlikte hemen hızlı bir şekilde hem CSS'in hem de JavaScript'in import edildiği bir yapı varmış. Bunu kopyaladım ve kopyaladıktan sonra da şu anda açtım. Açtıktan sonra da arkadaşlar hemen bakıyorum. Live server'ımı açtım ve her şey yolunda. Hello World diye yazıyor. Peki yüklü olduğunu nasıl anlayabilirim? Class ekleyebilirim buraya ve BG Primary diyebilirim mesela. Bunu dedikten sonra her şeyin yolunda olduğunu görüyorum. Süper. Artık bu yazıyı silebilirim. Peki benim nelere ihtiyacım vardı? Navigasyona ihtiyacım vardı. Ve bunun dışında karosele ihtiyacım vardı. Ve başka ne ihtiyacım vardı? Hakkımızdaydı. Info bölümüne ihtiyacım var. Onun dışında Products bölümüne ihtiyacım var. Ve bunun dışında ne ihtiyacım vardı? Bir de footer'ım olsun. Footer bölümüne ihtiyacım var. Footer'ı da yine aynı şekilde ekleyelim. Süper. Bu bölümleri ekleriz. Peki geldim. Sitesine geldikten sonra hemen burada Ctrl-K'ye basabiliyormuşum. Navbar diyebilirim. Navbar kısmına baktığımız zaman da buradan Navbar'ı getirdiğimde Navbar'a geldik. Navbar'a geldikten sonra bakalım buradan hangi Navbar'ı bulabiliriz? Şu çok basit geldi bana. Hemen navbarı ekleyelim. Navbarı ekledikten sonra da sıfırdan Django dedim. Tabii ki buraya ve Bootstrap olsaydı güzel olurdu. Ana sayfa. Ne öğrendik? HTML olsun, CSS olsun. <laughs> Onun dışında birkaç tane daha buton ekleyelim. Git olsun ve GitHub olsun. Onun dışında başka ne var? Tabii ki Bootstrap var. Peki bunları yaptım. Yaptıktan sonra bakalım gözüküyor mu? Harika gözüküyor. Peki buradaki navigasyon ne tarafta? Şu anda sağda mı solda mı? Şu anda solda. Peki şey yapabilir miyiz? ML auto diyebilir miyiz? ML auto diyebilir miyiz direkt buraya? Okey şimdi kalsın bakalım. Sonra yerini değiştiririz. Peki bir de şunu yapalım. Background'ı light'mış. Bu background'ı dark yapalım. Ondan sonra ne var? Dark olsun. Evet süper. Bu şekilde çalışmamızı yaptık. İkincisi karusel gerekiyordu. O yüzden de karusel'e geldim. Karusel'e geldikten sonra bu değil. Bu da hoşuma gitmedi. Üçüncüsü hem altta burada butonlar var. Hem de sağında solunda ok işaretleri var. Bunlar hoş. Kopyaladım. Kopyaladıktan sonra hemen karusel kısmına geliyorum ve yapıştırıyorum. Yapıştırdıktan sonra bana görsel soruyor. Daha önce kullanmıştık. Lorem ipsum sitesi vardı. Lorem Pixum'u kullanalım hızlıca. Ve buradan ID'li olanı alalım ki ikide bir yapı ile ilgili uğraşmayalım. ID'li olanı aldım. ID'li olanı aldıktan sonra ilk önce bir tanesini yapıştırıyorum. Ve ID'si 237 idi. 1200 olsun. Şimdi bunu da kopyalayayım. ...kopyaladım. Ve aşağıya geleyim. Yapıştırayım. Hatta şunu yapalım. Source kısmına gelelim. Diğerlerini de yapıştıralım. Hmm. Yapıştırdım. Bir tanesi 23 olsun. Diğeri de 37 olsun. Kaydettim. Ve kaydettikten sonra tekrar baktığımda... ...evet köpüşümüz geldi. İkinci görselimiz geldi. Üçüncü görselimiz geldi. İkinci görsel... 13 olsun. Ondan sonra bu da 38 olsun. Biraz değişik olsun. Peki köpüş geldi. Görsel geldi. Görsel geldi. Süper. Şuradaki 300'ü acaba 600 mi yapsak diye düşündüm. Hepsini 600 olarak değiştirdim. Ve 600 fazla. Bunu 400 olarak düzelttim. Süper. Buraya kadar her şey yolunda. Peki başka ne yapacaktık? Yapılacak olan çalışmalardan bir tanesi de yazı yazılacak ve altında da yine aynı şekilde bilgiler olacaktı. Bu bilgilerin hepsi de yani şuradaki bilgiler de container'ın içerisinde dursun. Daha sonra bunlardan dediğim gibi bahsedeceğim. Ve row olsun ve call tre, sm 6 çarpı 2 şeklinde olsun. Birincisine geldim ve h2 dedim. Lorem 4 dedim. 3 2 tane de paragraf olsun. Çarpı 2 ve içerisinde de Lorem 8'lik bilgi yer alsın. Kaydettim. Kaydettikten sonra tekrar geldiğimiz zaman buradaki bilgi yer aldı. Süper. Hemen MT3 diyelim. 3 ve biraz yukarıdan boşluk verelim. Yukarıdan boşluğumuzu da verdik. Şimdi sağ tarafa da bir yazı eklemem. Daha doğrusu görsel eklemem gerekiyordu. Bakın duruyor mu? Duruyormuş. İmaj dedim ve source kısmına getirdim. Buradaki görselde 11 yapıyorum. Ve klasında ve 100 diye yapıyorum. Böylelikle tam bir şekilde yanında gözükecek. Ama bunu 600 yapalım. Evet süper. Yan taraftaki yazıları da biraz çoğaltabiliriz. Veyahut da burada mesela yaptığımız işlerle ilgili bilgi vermek istiyoruz. O yüzden de içerisinde de biraz daha yazı olsun. Evet süper. Bunu yaptık. Bunu yaptıktan sonra başka ne ihtiyacımız vardı? Productlara ihtiyacımız vardı. Bunlar da kart şeklindeydi. Kartlardan bir tanesine geldim. Kartlardan bir tanesine geldikten sonra örnek süperdi. Örneği aldım ve kartlardan bir tanesi olan şu info bölümünde şöyle yapalım. Bu info aslında burada başladı. Nerede bitti? Aslında info burada bitti. Düzeltelim düzelttikten sonra devam edelim. Şimdi product'ı yapacağız. Ve product end'i de buraya alalım. Ve bir tane row olacak. Row'un içerisinde de coltre, esentre 4 çarpı 3 içerisinde yapıları bulunduracağız. Bir tanesini yapalım ilk önce. Diğerlerini zaten yapıştır yapıştıra devam ederiz. Peki şuradaki style bilgisine hiç ihtiyacım yok. Style olmasın. Ve bir görsele ihtiyacım var. Görselimde Hemen yukarıdan alalım. Tabii ki adesini değiştirelim. 10 diye yapalım. Ve 600'e 400 olsun bu. Ürün 1 diyelim. Kaydettim. Kaydettikten sonra gidip bakalım her şey yolunda mı. Şu anda gördüğünüz gibi ürün 1 geldi. Ama çok yapışık olmuş. Şuranın üstüne de bir margin top 3 diyelim. Böylelikle ürünün yapışıklığı biraz daha gitsin. Peki diğer ürünleri de ekleyelim. Buradan aldık ve aldıktan sonra da ikisini birden açalım, yapıştıralım. Ve yapıştırdıktan sonra bu 9 olsun. Daha doğrusu 14 olsun. Bu da 17 olsun. Ürün 3 olacak ve ürün 2 olacak. Süper. Neden olmadı? Kolonun içerisinde, robun içerisinde Row burada bitti. Row burada başladı. Pardon, burada fazladan gördüğünüz gibi kolesemler kalmış. Kolesemler fazladan yapıştırmışız. O yüzden de şunları bir silelim. Gözümden kaçmış. Ve bunları da sildik. Sanırım bunu da silmemiz lazım. Tam olarak anlamadım nerede bittiğini. Evet burada bitiyor. Süper. Her şey yolunda mı? Sanırım burada bir tane eksiğimiz var gibi. Hmm. Okey. Şimdi anlayacağız. Şöyle yapalım. Acımasızca bunları sileyim. Çünkü yanlış yere koymuş olabiliriz. Row nerede bitiyor? Burada bitiyor. Şunu alacağım. Bunu aldıktan sonra iki tane daha yapacağım. Her şey yolunda mı? Bir bakalım. Her şey yolunda. Sadece bununkisi şu anda 14 olsun. Bu da 16 olsun. Ve baktığımız zaman da görseller geldi. Süper. Şimdi bu görseller geldiyse bu ürün 2 olsun. Bu da 3 olsun. Her şey yolunda. Alttaki GoSanware yazılarını da inceledi. Düzeltelim. Hepsini birden seçelim. incelediği yapalım. Süper. Peki başka ne olacak? Bir de footer olsun. Footer iyi olur. Bu yüzden de footer uğraşmak istemiyorum. Examples kısmına geldim. Bir sürü burada examples yapılmış. Ondan sonra footer example'ları da var hatta. Şu footer example'larından bir tanesi olabilir. ve da features, heroes. Başka ne var? Pricing var. Checkout var. Ve product var. Bunlara bir bakalım hangisi hoşumuza gidecek. Bu fena değilmiş mesela. Şunu almaya çalışalım. Margin batımı 3. Burası güzel. Bunu aldım. Aldıktan sonra da şuradaki footer kısmına direkt olarak yapıştırayım. Bakalım nasıl gözükecek. Daha sonrasında ise diğer examples kısımlarından belki bir şeyler alırız. Süper. Sadece bu footer'ın büyük bir ihtimalle bulunduğu class row şurada bir container tre float olsa iyi olabilir. Evet. Container float iyi oldu. Bir de şurada görsel olsa güzel olur. O yüzden de hemen bir logoymuş gibi düşünelim. Logo görselimizi burada ne var? Svg kullanmış. Svg'yi geç. Ondan sonra bunu imaj diye yapalım. Yapıştıralım. Ve 19 diye yaptım. 600'e 400'lük bir görsel kalsın burada. Tabii ki biraz abartı oldu. Bunu ne yapalım logoymuş gibi düşünüp 60'a 60 diye yapalım. Tamam. Süper. Burada görselimiz de var artık. Bunun dışında başka bir şey kullanmak istersen mesela burada yokmuş. Burada footer var mı? Buradaki footer mesela daha tatlı. Bunu kullanmaya çalışalım. Şuradaki footer'ı almaya çalışalım arkadaşlar. Buradaki footer'ı direkt olarak aldım. Ve footer'ı aldıktan sonra her şeyi tekrar siliyorum ve yapıştırıyorum. Ve yapıştırdıktan sonra tekrar gidip bakalım. Daha tatlı bir footer'ım oldu. Hatta bu footer'a bir çılgınlık yapalım. Çılgınlık da şöyle olsun. BG-Dark diyelim. Text-Light diyelim. Bunu dediğimiz anda da gördüğünüz gibi yapı geldi. Ama birincisi şurada PY-5 diye bir şey var. Bunu bir kaldıralım. PY-5 yerine PT-5 diyelim. Bu burada kalsın. Ama sanki bir şey hoşumuza gitmedi değil mi? Şuradaki siyahlıkların burada olmaması lazım. Tamam. Dinleyelim o zaman sizi. Bunu kestim. Kestikten sonra da hemen burada aslında bu bilgileri oluşturmak istiyorum. Nokta. Ondan sonra nokta dedim ve light yasını da tekrar düzelttim. Kestim. Footer'ın en altına bunu da yapıştırıyorum. Şimdi tekrar baktığımız zaman evet çok güzel bir footer'ımız oldu. Ve her şey çok yolunda. Keşke biraz daha böyle bir boşluk olsaydı şurada diye düşünüyorsanız o zaman MT5 yapıp aynı zamanda buradaki boşluğu da oluşturabiliriz. Evet süper. Baktığımız zaman artık bir logomuz var. Ondan sonra yazımız var. Menümüz var. Ee, aynı zamanda hakkımızda yazımız var. Şuradaki yazıyı da hakkımızda diye düzelteyim. En azından bir tık daha düzgün olsun. Ve Django hakkında diyelim. Peki daha Django öğrenmedik ama Django hakkında diye yazıyoruz. Süper. Şimdi bu yazılarımızı yazdık ve gördüğünüz gibi menümüz var. Her şey var ve inanılmaz hızlı bir şekilde yaptık. Kaç dakikada yaptık bilmiyorum ama siz bakarsınız. Ve bu çalışma sayesinde arkadaşlar inanılmaz yani bootstrap sayesinde inanılmaz hızlı web siteleri geliştirebiliyoruz. Evet arkanıza yazsanız demoyu da gördünüz. Zaten bu demoyu yine versiyon kontrol sistemi Git'in içerisinde tutuyor olacağım. GitHub'tan da siz bakabiliyor olacaksınız. Aynı zamanda belki siz de denemek istiyorsanız yine durdurup siz de yapabilirsiniz. Zaten bir sonraki videolarda detaylı bir şekilde bu tarz çalışmanın nasıl yapıldığını hep birlikte öğreniyor olacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.